Herkese selam. Sekodu Sakal kanalından. Şimdi 20 bin bakımı için bir arkadaşım X-Max motosikletini getirdi buraya ve bakım için kendisi şu anda yanımızda. Serkan'la tanışın. Benim adaş oluyor aynı zamanda. Serkan, seni şöyle alalım mı? Beraber bir gözükelim. Serkan çok sevdiğim bir kardeşim. Hatta onu tanıyanlar bilir. Instagram'da roman kahramanı olarak geçiyor. Oraya bir şurayı bir yerlere bırakırım. Oradan da görürsünüz. 20 bin bakıma getirdin. Aynen, ne yapacağız? Ne yapmayacaksın? Bana, sana güveniyoruz. Tuna'ya güveniyoruz. Bana güveniyoruz. Bir şey yok. Tuna motosikleti evet güven. Mehmet Usta'ya güvendik. Aynen. Mehmet Usta burada. Aynen. Motorla o ilgilenecek. Evet. 20 bin bakım yaptıracağım. X-Max'ten memnun musun? Yani çok hakikaten yakıt olarak işte ne bileyim sürüş keyfi falan. Evet. Çok iyi motosiklet. Ya bir tek süspansiyonlarından biraz böyle. Hani sert o, biraz. Evet serttir yani, genelde. Ama diğer türlü gerçekten mükemmel bir motosiklet. Yani. Evet bakalım 20 bin bakımda neler olacak. Sonra bakım sonrası istersen şöyle bir şey yapalım. Bakım olur. Teste çıkar. Zaten yıkıyorlar. Teste çıkartıyorlar. Hı-hı. Sonraki düşüncelerini yine beraber tamam. Alalım. Tamam. Yine konuşuruz o zaman. Aha. Mehmet Usta. 20 bin bakım X-Max var elinde. Neler yapılacak? 20 bin bakımda neler yapılıyor? Öncelikle yağ fitesi açılıyor. Evet. Hava fitesi, varyatör fiteleri komple açılıyor. Evet. Ön varyatör, arka devraj kısmı kayış tarafı açılıyor. Hı-hı. Motorun bu işi değişiyor. Hı-hı. Ayrıyeten de motorun sesini dinleniyor. Sivo bayarı falan gerekiyorsa hı-hı, onlar yapılıyor. Arka diferanser yağı yapılıyor. Değişimi gerçekleşiyor. Hı-hı. Onun haricinde de kombide test turu içine çıkılıyor. Herhangi bir gidon, ondan sonra yıkayıp motoru teslim etme aşaması var. Bunlar için bize yardımcı olacağın için teşekkür ederiz. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. 20 bin bakım ne kadar sürer? Yani bir ortalama işler ters gitmezse? Ortalama 1,5 saat gibi sürüyor. Onun için yapmaları gereken herhalde Tuna Motosiklet online randevu sisteminden randevu almaları. Tabii alırken de ona göre kendilerini ayarlamaları gerekiyor. Çünkü birazcık normal bakımdan birazcık daha uzun sürüyor. Tabii bir de motor geldi mesela burada. Serkan getirdi motoru. Sıcakken soğuması da bekleniyor tabii. Süzülsün iyice. Tabii o soğuyana kadar biz filtrelerini açıyoruz. En azından filtrelerini kontrol ediyoruz. Ondan sonraki işlemde boşaltılıyor ya. Peki, eline sağlık. Sağlısın abi. Evet. Bu ne? Bayağı kötü oldu. Araziye mi girdi Serkan? O şey mi? Hiç açım hiç değişmiyor. Şimdi şeyi merak ettim Mehmet. Burada bir hafiften böyle çok hafif yağ şeyi var. Yani terleme de demeyeyim de çok hafif böyle bir parlaklıkla beraber bir şey var. Yağ mı basar? Onun ne sebebi oldu? Şu kürbüdörü havalandırma kapağında şuradaki girişi. Evet. Burası motorun üst kapağına gidiyor. Evet. Oradaki blok havalandırmasından çıkan normal hava çok hani dip gaz kullanırsınız. Terletme yoluyla burada bir... Anladım. Yani buraya yapıyor. Bir hafiften nemlendirebiliyor. Evet. Hani yağ akmıyor ama oradaki nem buraya geçebiliyor. Tabii. Motorun içindeki sıcaklığı veriyor. Anladım. Anladım. Benim Tenere 1200 varken de oluyordu o. Hava filtresinde. Hatta daha fazla oluyordu. Onlar yani. Daha fazla olur. 1200 Tenere'de evet. Bakalım nereye açıyorsun şimdi? Hava filtresini açtık. Şimdi varyatör filtre tarafını açıyorum. Varyatör. Bakalım ne çıkacak Serkan. Bu arada Serkan çayın geldi. Nasıl? Ben çok dip gaz kullanmıyorum diyorum. Genelde 6 devir çok fazla görmüyorum. Benzinden dolayı. Bilemiyorum. Yetişmek istediğin yerler varsa olur bazen. Olmaz diye bir şey yok. Arada çok nadir. Evet. Evet kayıttayız şimdi yine. Burayı bekledik. Bu kabloları saklıyor değil mi? Altında bir şey evet, var. Evet. Kendi yerleri var. Oradan geçiyor. Şunu kabaltını doldurma de koyuyor.
Şimdi şuradan da açmıştın zaten. Şimdi burası da varyatör filtresi. Neresi? Varyatör filtresi. Evet, varyatör filtresi. Kamerama dikkat et, rica ediyorum. Sahile falan mı gittin? Serkan, sahile falan mı gittin birader? Kum gibi bir şey çıktı ya bir an. Bakar mısın toza? Bak şimdi bakımdan sonra nefes alacak motor. Bayağı bir toz birikmiş. Sen buraya bir hava tutacaksın herhalde. Bunları değil çıkartacağım. Mi? Hepsini. Hava tutacağım. Anladım. Bayağı bir toz çıktı Serkan buradan yani. İşte orijinal bakım, servis, yedek parça burada önemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten bunları eksik etmemek lazım. Hatta yani vakit geçirmeden bu bakımları yapmak lazım ki daha büyük sorunlara, masraflara yol açmasın. Tam kaç bin kilometrede geldin? Yani tam 20 binde mi geldin? 19.400'de geldi. Düşün 600 kilometre daha gidebilirim der gider ama İşte gördüğümüz şey onu gerektirdiği ortaya çıkıyor yani manzara. Bayağı bir toz şey ya, artık İstanbul bir de inşaat, kamyon çok fazla. Evet yani yenilenen bu, hani ne deniyor ona, yani inşaat sektörü ilerlemiş vaziyette. Bunlar neden oluyor yani, vidayı açarken bile toz yok. Harfiyat, evet harfiyat kamyonları. Bir de kötü bir kış atlattık. Solüsyonlar da burada çok büyük şey, masraf açıyor. Yıkamakta da fayda var. Yani motoru temiz tutmakta fayda var. Aha. İşte bakalım. Açılmıyor abi. Açılmıyor. Kapı açılmıyor. Para sıkışmış. O şekilde de. Açılmıyor. Bu düğünlerde olur ya. Yeme bizi. Bak açıldı. Kısaca işlemi anlatır mısın? Şimdi ön varyatör tarafını açıyorum. Evet. Buradaki bagalara, kızaklara bakacağım. Duruma göre değişik. Biraz sesle anlatırsan, gürültü var. Şimdi bu tarafta ön varyatörün bagalarını açacağım. Evet. Bu bagalarda sorun varsa bu kalkarken titreme olayı yapıyor. Görünürde bir şey var mı peki? Bakayım. Çok ufak var. Ufak vuruntular var. Bakayım. Bu neden kaynaklı oluyor? Bu neden kaynaklı olur? Bir anda anlık kalkışlarda ve bir anda anlık frende yapar. Onun sebebi de bu varyatör gaz verdiğinizde açıyor. Açıyor, kapatıyor, evet. Bir anda geri kapatır. Geri kapattığında da şurada izler vardı zaten. Buraya vurur. Ha, anladım. Vurduğu için de böyle izler oluşur. Pek önemli değil ama herhalde buradaki. 20'den 20'ne değişiyor. Yani onun öncesinde herhangi bir sorun yapmaz. Anladım. O zaman şunu anlıyoruz. Vardı. Bu yeni kasalarda o sorunu düzelttiler. Anladım. Şunu o zaman baz almalıyız. Ani kalkışlardan ve ara gazlardan, evet. Yani ara gaz dediğimiz freni sıkarak böyle ırının yapmalardan, evet, kaçınmak biraz lazım. Biraz kaçınmak lazım. Peki. Mehmet, onu çalıştırmadan şunu sorayım. Kayışa baktın. Neden baktın? Kayışa baktım. Kayışın aralığında, yanaklarında çatlaklar var mı diye baktım. Evet. Şimdi çıkartacağım. Daha net göreceğiz onu. Tamam. Şu tasın içine bakalım. Işte. Bu arka taraf devre balısı. Bunlar da devre balısının tozları. Ne? Yani bir daha devre söyler misin? Devre balısının tozları. Tozları, evet. Bazı motorlarda kalkarken hani her şey normal olsa bile titreme yapar. Evet. Bunun sebebi debriyaj tasının arası tozlandığından dolayı. Evet. Yani 10 binde bir var, keyfi, isteğe bağlı temizlik yaptırılabilirsiniz. Evet. O zaman kalkarken titreme sorunu geçer. Anladım. Şimdi kayışa daha yakından bakacağım. Kontrolü gerekiyor. Evet. Ufak ufak çatlaklar başlamış. Hmm.
elzem mi? Değiştirmek gerekiyor mu? Şöyle, Yamaha zaten benim kayışım 20'den fazla gidiyor diyor. Ama evet. 20'den sonrasının garantisini verdim. Anladım. Yani 20'den sonra değiştir ki diğer 20'ne kadar kopma ihtimali olmasın diyor. Diyelim ki değiştirmedik, koptu, motor yarı yolda kalır değil mi? Kalır. Yani. Kalır. Değiştirin aslında bunun uç tarafı krangın önüne bağlı. Kavra. Kayış koptuğunda eğer dolanırsa krangın kolunu yamultur. Daha büyük masrafa yol açar. Daha büyük masraflara yol açar. Trigger kayışı gibi bir olay yani aynen. Aslında. Arabalarda. Evet. Evet Mehmet, o elindeki ne abicim? Temizleme spreyi, bal spreyi. Neyi? Ha balata. Kapağını temizleyeceğiz abi. Onu nereye sıkacaksın? Ha şeyi temizleyeceksin. Tası. Değil mi? Evet, tas evet. Diyoruz biz buna. Bu devre balata takıldı ya. Zaten şimdi pislik akacak. Oo, bayağı akar. Bunlar hep toz, şey tozu evet, değil mi? Evet, devraj tozu. Devraj tozu, tasın. Şimdi ister istemez şunu soracağım. Yani Tuna motosikletteyiz ama şimdi bunun bile ister istemez hani parasını müşteri mi veriyor? Onu öğreneyim. Evet, sarf parası. Sarf parası. Temizleme sprey parası. Bunu da vermek zorunda çünkü bu sonuç olarak bir gereken bir durum. Tabii, gereken bir bakımı için. Tabii. Bu da bir bakıma. Ya bunları zaten serviste görürler. Dışarıda yapıldıklarında herhangi dışarı kimse böyle bir işlem yapmaz. Temizleme işlemi yapmaz. Şey, servis buna dikkat eder. Evet. Şimdi burası ne kadar temiz olursa kayışın ömrü o kadar uzun olur. Temiz olması lazım tabii buranın. Ne yapıyorlar dışarıda bakımda? Direkt kapatarsak takıyorlar. Kapatıyor. Yolcu ediyor. Yetkili servis olması bu anlamda çok önemli arkadaşlar. Mehmet burayı tertemiz yaptın. Evet. Gayet güzel. Ya ön ha onu da o şekilde. Tabii hepsinde çünkü toz pislik var hepsinde. Bu arada Okan Bey ön arka balata frenlerinin balatalarını getirdi. Onlar da bitmiş. Onlar da bitmiş. 20 binde onlara da bakıyorsunuz ona göre. Tabii tabii. Mehmet ışırdarken duydum seni. Hayırdır? Ne yapıyorsun burada bakayım? Abi malzemeyi aldım. Evet. Yeni bagalarını aldım. Evet. Servis bölümünde anladığım kadarıyla burayı hazırlıyorlar sana. Böyle daha doğrusu. Evet. Her şekilde sana geliyor. Hava filtresinden tut. Değil mi? Varyatör filtresi, kayışı. Varyatör filtresi. Yağ filtresi. İşte bujisi. Evet. Bagaları, orintleri. Usta olarak da sen buradan gerekli malzemeleri alıp gidip motora takıyorsun. Evet, evet. Aynı o şekilde. Şimdi hazırlıklarını yapıyorsun. Evet. Takacaklarımı alıyorum içinde. Evet. İyi o zaman. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Evet. Yenilerini taktık abi. Yenileri dediğin? Yeni bagaları. Ha. Yeni kızakları. Hepsi mi değişti? Tabii. Temizlerini set yaptım. Olarak değişiyor değil mi bunlar? Set. Hı-hı. Set. Yani şeklinde. Bir tanesi bozuk olsa bir tane takamıyorsun. Yok, takabiliyorsun. Yamaha'da o var. Ha var mı? Yamaha'da o olay var. Aa, normalde tek tek de hani hangisi bozuksa onu da alabiliyorsun. Ama değiştirmişken hepsini değiştirmek set daha değiştirmek iyi mi? Set değiştirmek daha iyi olur çünkü bunlar ağırlıklı. Yani mesela örnek veriyorum. Bu üstündekiler 16 gramdır. Evet. Aşınır 15'e düşer. Şimdi yenisini takarsın bir tarafı 16 olur, bir tarafı 15 olur. O zaman bir anlamı da olmaz. Kalmaz. Evet. Yani evet. Güzel bir. Ama istersen de Yamaha sana diyor ki istiyorsan tek takıp tabii. Böyle de yapabilirsin. Tek güzelmiş. Bayağı iyi. Mehmet'im ben böyle arkanda dolanıyorum ama işlemleri bitir anlatalım diye bunu da temizliyorsun. Bunun aynı şekilde zaten yine akacak. Evet. Yer tarafı tozlanıyor. Bunun arkasını masura bilyesini gresle gresleyeceğiz yeniden. Aa, anladım. Bundan da resmen tozlar akıyor yani şey tozları. Debriyaj tozu, kayış tozu. Debriyaj tozu. Her türlü pisliği arttı, tertemiz oldu. Evet temizledin. Şimdi yeniden masura bilyesini gres yağını sürüyoruz. Evet. Bu ısıya dayanıklı gres yağdır. Normal yağ değildir. Ha. Normalleri sıçrama yapıyor her yere dağılıyor. Bu üstünde kalıyor.
nereye sürersen orada kalıyor. Tabii tabii. Şey gibi mesela uçakların tekerleklerini de bu gresten kullanıyorlar ki dağılmasın piste diye. Yapışkan özellikle. Anladım. Isıya dayanıklı. Bir dakika. Kayış da mı değişti? Tabii kayış da değişti. Kayışın burada ok yönü var. Ok yönüne doğru takılması gerekiyor. Çünkü kesim yeri o taraftan. Kavraması da o şekilde oluyor. Ya ben bunu yaparım deyip yapabilen var mıdır? Deneyen var. Deneyip gelen var. Ya bence çok büyük cesaret işi bunu. Ben yaparım deyip yapmaya kalkar. Çok ya, büyük cesaret. Yapmasına sorun yok ama mesela ben toplarken göreceksiniz. Bunların belli bir torkları var. Tork derinde sıkılıyor. Dışarıdan öyle yapıp da parçadan giren çok var. Somunu yalama yapıyorlar. Kudangın ucunu yalama yapıyorlar. Bir şey soracağım. Karşılaştın mı peki? Ben adam getirip ya, ya ben yapmaya dün, kalktım. Dün. Ne oldu dün, olay anlatır mısın? Motorun kırangın dişini yemişler. Direkt tabancayı almışlar. Dayamış. Yalama yapmışlar. Arkadaşlar bu torksuz belli aralıklı olan limit torklar var. Onlarla yapılan bir işlem. Ya ne olur. Yani kafanıza göre yapıp işi maceraya sürüklemenin bir anlamı yok yani. Bir laf var, işi ustasına bırakın diye. Ne yapıyorsun? Geri montajlama işlemlerini yapıyoruz abi. Evet. Biz bu işi yaparken mesela bütün görüntüler hazır, tek tek yerleştirme, kurgu gerekiyor yani kurgu dediğimiz. Evet. Sen de şimdi tek tek malzemeleri yeni yerleştir. Tabii. Eskini filmi çıkartma, tamamlamaya çalışıyorsun evet, şimdi. Hadi bakalım. Şimdi söylediğin anahtar tuş şunu yapacaksın evet. Ona göre malzeme, ona göre anahtar, ona göre... Tabii özel anahtarları var tutmak için. Ya elinde tutamazsın burayı çıkarken. Ya yapsak o ne aparatı olur Allah aşkına. Bana iş çıkartırsın. Başka bir şey olur mu? Mehmet bu nedir abi? Bu torklarken tutmak için. Buraya varyatörün, ön varyatörün pervanesinde yeri var. Yani dediğim gibi bunu elimizde tutamayız çünkü. Evet. Ona göre de şimdi sıkma işlemi. Tabii. Sabitledin yani şu anda. Torklama işlemini yapıyoruz abi. Evet. Dediğim gibi yine bir kişi tutuyor burayı. Evet. Ona göre ayarını yaptın, ona göre de sıkıyorsun. Tabii. Şu sesi duyduktan sonra bırakıyorum şu sesi. Ona göre ayarlamıştın, tabii, o ses de ona göre çıktı zaten. Tabii. Evet. Oraya kadar sıkıldıktan sonra kendini boşa çıkar. Evet. Arka tarafı da torklayabilir misin Timur Bey? Onun da ayrı bir ayarı onun da. Şu tarafın evet, ayrı bir ayarı var. Şurayı getir yukarıya. Tamam. Şöyle tut. Destek tutar. Harika. Artık tamamlandı. Kapatıyoruz. Filtreler gelecek. Filtreler gelecek. İlk önce bunları bir kapatayım diyorsun. Tabii. Ondan sonra filtreleri yerine takıp komple kapatılacak. Evet abi, Mehmet, bunları takmadan önce güzelce temizliyoruz. Çünkü yeni filtreler takılacağı için kapaktaki toz çamur yapışmasın. Ya abi, sen müşterileri gayet böyle kötü alıştırıyorsun, bu kadar temizlik, evet, bu kadar şey. Yani yani bunu normalde ben gördüm servislerde temizlemeden laps diye var olan şeye takarlar yani.
Çekim yapıyoruz diye mi Mehmet? Ha? Benim hep öyle. Şaka. Ben görüyorum. Yani buraya konuşta varyatör filtresi takılacak. Çamurluyken taktığında bir anlamı kalmıyor yeni bir varyatörün. Valla helal olsun. Ama bunlar size herhalde Yamaha Motor Türkiye'den eğitimlerde verilen şeyler değil mi? Dersler ya da briefingler mi ne diyelim? Tabii devamlı her çıkan motordan, her değişikliklerden hepsinin dersini alıyoruz. Standart bir şey diyorsun yani. Ya olması gereken şey aslında evet. Ama bizim insanlarımız pek fazla böyle oynamayı sevmiyor. Böyle uğraşayım. Yani sonuçta sana 1,5 saat veriyor. Sen evet. Bu motoru 20 dakikada da yaparsın ama nasıl yaparsın? Dediğim gibi tabancada haldır güldür girişirsen yaparsın. O yüzden randevulu sistem ve süre senin için önemli. Tabii. Tuna motosiklette buna göre randevulu sistemi yaparak hani senin bu işlemleri yapacağın göz önüne alınarak belli bir saat veriliyor ve o saatte o müşteri saat memnuniyetini ona göre ayarlamış oluyorsun. Aynen olursun. Abi. Evet. Vallahi ne diyeyim baksana yani yenisini getirdi gibi getirdi adam. Serkan. Mehmet hala bu damlıyor yalnız niye? Yani bu soruya bir gün... da bir cevabım var ya bir şey de bilme ya. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Full mü full sentetik mi kullanmalı tercih etmeni yoksa standart yağ kullanıp da hani bir sorun oldu mu parkı görsün? Oraya göre bu şekilleniyor. Evet. Ondan sonra yakıt tasarrufum da azalıyor.